İmam Buhari'nin sahihini okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Abuabul Cizye, Cizye bölümü. Kaldığımız bak başlığı Merca fi ahdil min yahudi ve nasara acem. Cizyenin alınması babı Yahudilerden, Hristiyanlardan, Mecus'tan ve Acem'den. Bir hadis, hatta iki hadis okumuş idik. En son kaldığımız hadis 2989 nolu hadis. İmam Buhari diyor ki: "Haddesen el Fadl ibn Bize el Fadl bin Yakub anlattı. أوضة يقول حدثنا عبد الله بن جعفر الرقيُّ بزاء عبد الله بن جعفر الرقيّ النّت حدثنا المعتمر بن سليمان بزاء المعتمر بن سليمان النّت حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفيُّ بزاء سعيد بن عبيد الله الثقفي النّت حدثنا Bekr bin Abdullah el Muzani bize Bekir bin Abdullah el Muzani anlattı. Ve Ziyad bin Cübeyr ve Ziyad bin Cübeyr. Her ikisi an Cübeyr bin Hayyata Cübeyr bin Hayyatan قال demiş ki Ba'sa Umar en Nasa Hazreti Ömer insanları gönderdi fi afna il amsari yuqatilun Komşu ülkelerin şehirlerine müşriklerle mukatele etmek üzere savaşmak üzere ve eslem el bunların neticesinde hurmuzan ki onların komutanlarından birisiydi. Farslıların yani. Ve eslemel hurmuzanu. Hurmuzan Müslüman oldu. Fakala. Hazreti Ömer ona dedi ki, İnni mustaşiruka. Ben seninle istişare etmek istiyorum. Fi magaziye hadi Şu kazalar konusunda seninle istişare etmek istiyorum. Artık o da Müslüman olduğu için Kale ne naam dedi ki tamam peki. Sonra dedi ki mefaluha bu ülkelerin durumu yani Müslümanların düşmanlığına soyunmuş bu ülkelerin durumu ki o zaman Rumlar var, Farslar var. Meseluha ve meselu men Bunların durumu ve bunlardaki mevcut insanların durumu min aduvil muslimina. Müslümanlara düşmanlık eden meselu tairin. Bir kuş misalidir. Lahu ra'sun bir kafası var. Ve lehu cenahani iki kanadı var. Ve lehu riclani iki de ayağı var. Fe in kusira ahadul cenahayni eğer kanatlardan biri kırılsa nahadat er riclani bi cenahin ve rasu İki ayak ve tek bir kanatla ve kafasıyla bir şekilde varlığını sürdürür. Oradan oraya zıplaya zıplaya. Fe in kusiral cenahul aharu diğer kanat da kırılsa nahadat erriclani ve Bu kez iki ayak üzere başıyla yine yaşamaya devam eder. Ama ve in şudihar rasu fakat baş ezilirse zahabetir riclani vel cenahani vel rasu. O zaman kanatların da bir anlamı kalmaz, ayakların da bir anlamı kalmaz. Baş da gider, kanatlar da gider, ayaklar da gider. su <laughs> kisra. Kafa, baş kisradır. Vel cenahu kaysaru. Kanat kayserdir. Vel cenahu l Diğer kanat ise Faris'tir. muril muslimine. Dolayısıyla sen Müslümanlara emret. Felyenfiru ila kisra. Onlar kisranın üzerine gitsinler. Diye ona askeri bir istişarede bulunmuş, yol göstermiş, eski bir kafir olarak, yeni bir Müslüman olarak. وَقَالَ بَكْرٌ وَزِيَادٌ جَمِيعًا Bekir ve Ziyad, ravilerimiz, her ikisi demişler an Cübeyr bin Hayyata, Cübeyr bin Hayyeden, قَالَ diyor ki, فَنَدَبَنَا عُمَرُ Bunun üzerine Hz. Ömer bizi görevlendirdi, yani insanları, bunlar oradaki kimseler, وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا ve başımıza da komutan olarak اَنْنُعْمَانِ اِبْنَ Mukarrin Numan bin Mukarrini başımıza komutan olarak atadı. Ve yola çıktık. <laughs> Hatta ta ki idha kunna bi ardil antubi ta ki düşmanın arzına, arazisine vardık. Oraya geldiğimizde وَخَرَجَ عَلَيْنَا عَمِلُوا كِسْرًا Karşımıza Kisra'nın adamı çıktı. Fi 40.000 40 bin 40 kişilik bir orduyla Kisra'nın adamı karşımıza çıktı. فَقَامَ تَرْجُمَانٌ Bir tercüman geldi. فَقَالَ Bize dedi ki لِيُكَلِّمْنِي رَجُلُمْ مِنْكُمْ Aranızdan biri benimle konuşsun. فَقَالَ Mugiratu, Mugira Dedi ki, Selam مَا شِئْتَ Sor, ne arzu edersen. قَالَ Bunun üzerine o dedi ki, مَا أَنْتُمْ Siz nesiniz, kimsiniz, nicesiniz. Kala Mughira dedi ki Nehnu unasun minel Arab. Biz Araplardan insanlarız. Bazı kimseleriz. Araplardanız. Kunna fi şakain şedidin. Çok şiddetli bir şakavet üzereydik. Azgınlık, taşkınlık üzereydik. Allah tanımazlık üzereydik. Hak, değer, adalet tanımazlık üzereydik işte. Ne diyor? Ve bela in şedidin. Şiddetli bir bela üzereydik. Namassul cilda ve neva minel Açlığımız öyle düzeylerde olurdu ki biz yani hurmayı emerdik. Hurmanın çekirdeğini emerdik deriyi emerdik. Yani öyle etmet bulamal, bulamayacakları, bulamadıkları artık deri üzerinden gıdalanmaya çalıştıkları türden sıkıntılı dönemler geçirmişler geçmişte. Ve nelbesul vabara yani kıl kıldan deve tüyünden kılından Kıyafetler giyerdik. Bunlar değersiz, çöl insanının, zorlu hayatının koşulları, giyim, kuşam, yeme, içme bakımından. وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ Ağaca tapardık, taşa tapardık. فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ Biz o haldeyken, Buradan şu anlaşılıyor ki bunları düşman topraklarına getiren şey açlık değil. Açlık olaydı dün bin beterdiler. Çünkü biliyorsunuz tarihte pek çok ordu ve hangi toplumlardan çıkıyor? İşte ya açlık üzere, sıkıntı üzere kalıyorlar, başka civara saldırıyorlar. Onların servetlerine el koymak için kendi kaba güçleri ile bir orduya dönüşüyorlar, saldırıyorlar, ele geçirmeye çalışıyorlar. Bir şeyler elde etme arzusuyla e, harekete geçmiş bedevi bir güç olaydılar. O zaman bunların geçmişi buna daha evliydi, yani daha sıkıntılı zamanlarında böyle bir şey olmadı. Fəbeyinə <laughs> Biz öyleyken öyle bir durumdayken. اِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْاَرَض۪ينَ Göklerin ve yerin Rabbi bize gönderdi. Teala zikruhu, şanı yüce. Ve cellet azametuhu, azameti büyük ve üstün olan Allah Azze ve Celle إلينا, bize gönderdi. Nebiyen, bir peygamber gönderdi. Min enfusina, bizden bir peygamber içimizden biri na'rifuhu kendisini tanıdığımız ebahu ve ummuhu anasını babasını bildiğimiz fa amarna peygamberimiz bize emretti ki resulü rabbina rabbimizin elçisi sallallahu aleyhi ve sellem en nuqatilakum hatta ta'budullaha vahdehu Allah'tan gayrı ilah tanımayınca kadar sizinle yani bu sınır bizim açımızdan sizinle mukateleye bizim memur eyledi. Kıtalı onlara anlatıyor. Karşılıklı savaş demek. Siz ki bizimle çünkü biliyorsunuz hareket ilk önce sivil ve barışçıl şekilde İslam askerlerinden önce İslam elçilerinin yolu arşınladığı ta peygamber zamanından başlamak suretiyle bir mesaj iletimiyle başladı. Başta şeylere olmak üzere bu ülkelerin başındaki kimselere, Kisra'ya, <laughs> Kayser'e Allah'ın mesajını yani İslam olun, Müslüman olun, esenliğe kavuşun. Ama bu bir zorunlu, cebiri, baskıcı bir şey değil. Eğer kabul etmezsen, aynı mektubun içerisinde var. O zaman halkınla bizim aramıza girme, yani yönetim erkini bize karşı sınırı kapatarak kullanma. Bırak biz sana imanı cebir etmiyoruz, hiç kimseye de imanı cebir etmiyoruz. Zaten dinimiz la ikraha fid din akidesi temelli. Dinde zorunluluk, cebrilik değil, iradi davranış önemli, isteklilik. O zaman sen iman etmiyorsan halkınla bizim aramıza girme. Biz insanlara anlatalım, Allah'ın mesajını paylaşalım. Ama hayır buna da müsaade etmem. Gelip buralarda dolaşamazsınız. Buralarda benim halkıma dininizi anlatamazsınız. Ben sizi sınırda orduyla karşılarım. Ancak cesetlerimizin üstünden geçerseniz dersen, o zaman biz o cesetlerin üzerinden geçeriz çünkü biz Allah Azze ve Celle'nin mesajını hem yaşamak hem de başkalarıyla paylaşmak özgürlüğünü insani bir hak sayıyoruz ve herkese bu hakkı teslim ediyoruz yani bir başkası da inandığını hem yaşamak hem de başkasıyla paylaşmak hakkına sahiptir ki bugünün bir insan hakkıdır temel insan hakkı olarak. Ama yok bu coğrafyaya müsaade etmem, kapıdan içeri sokmam derseniz o zaman fe innel arda toprak Allah'ın toprağıdır. Hudutlar izafidir. Biz insanlara ulaşmak hususunda memuruz. Bizi Bununla eğer savaşla tehdit ederseniz bize başka çare bırakmazsanız o zaman savaşmak zorunda kalırız. Bu Hazreti Peygamberin mektubunda örneğini gönder gördüğümüz şablon her savaş öncesi karşı taraf ile Müslümanların belli bir iletişim kurarak ulaştırdıkları 3 mesaj ve 3 ihtimal ile özetlendi ve bu hep tekrarlandı. Hep elçiyi gönderip diyorlardı ki, komutana Müslüman ol. Olmazsan olmayabilirsin. O zaman askerini çek önümüzden. Biz sadece Allah'ın dinini anlatmak istiyoruz. İnsanlara Allah'ın dinini paylaşmak istiyoruz. Sizinle bir işimiz yok, derdimiz yok. Savaşmak, kimsenin malına, mülküne tasallut etmek böyle bir amacımız yok. Ama yok hayır bunu da kabul etmezseniz illa önümüzde savaşmayı, önümüzü kesmeyi bize dayatırsanız o zaman sizinle bir savaşmak zorunda kalırız. Ama şunu bileseniz ki savaşın herhangi bir anında bundan vazgeçebilirsiniz. Biz sizin efendim savaştan vazgeçtiğinizi görürsek Cenab-ı Hak bize emrediyor ki ve incenehu lisselmi fecneh leha. Onlar barışa meylederse sen de artık barışa meylet. Ve tevekkel Allah. Allah'a güven. Ama siz bizimle savaşmayı sürdürdüğünüz sürece biz sizinle savaşırız. En Kum, hatta ta'budullah. Ta ki Allah'a kulluk edinceye vahdehu tek başına. Eğer ha, tamam Allah'a kulluk ediyoruz dediğiniz anda savaş, size karşı savaşımız da durur. Yahut avuttu eddül cizyata Yenildiler, savaş bitti veya savaş öncesi eğer İslam'ın otoritesini ve hakimiyetini kabul eder, birlikte yaşamaya azmederlerse mevcut inançlarıyla tabii ki kültür, dil vesaire temel hakları, inanç tercih biliyorsunuz. Ama kültürler, ondan sonra diller, bunlar Cenab-ı Hakk'ın her topluma verdiği renk ve çeşitlilik ve Allah'ın bir emaneti ve Allah'ın ayeti aynı zamanda. Ama inanç tercih, tercihinizi de sürdürmek istiyorsanız, tabii kültürünüzle, renginizle, İslam toplumunun size sağlayacağı emana mukabil ciddiye vermeniz gerekir. Bu akbarana Nebi Yunus sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamberimiz bize haber verdi ki en risalati Rabbina Rabbimizin bir mesajı olarak ennehu men kutile minna bizden ölen bir kimse sara ile cenneti cennete gider fi <fî> na'imin öyle nimetlere kavuşur ki lem yara mislaha <qattu> onun bir benzerini asla önceden görmemiştir bilmemiştir. Ve <fî na> men <'im bunlâ> bizden kalanlarımız ise melek <fî> rikabakum <na> <bunlâ> size üstün gelecek sizi boyunduru altına alacaktır. Bu Allah'ın bize vaadidir. Fakalen <fî> Nu'manu <na 'im bunlâ> Numan dedi ki bu komutanları onların ve bu karşılık taraflı olan konuşma tamamlandı. Bunun üzerine artık taraflar askeri nizam halinde savaşa hazırlık düzenine girdiler. Komutan dedi ki Rubb ma aşhadak Allahu, mithla mağan Nabi sallallahu aleyhi ve sallama, falâm yunandim ka, falâm yuzzik ka. Belki Allah azze ve jalle, sana da Rasulü ile birlikte böyle günler yaşatmıştır geçmişte ve ne bir pişmanlık ne bir rüsvaylık görmüşsündür. Walakin ni, fakat benim tecrübem şu ki. Numan bin Mukarrin diyor komutan olarak, karşısındaki bir başka sahabiye. وَلَكِنِّ شَهِدْتُ الْقِتَالَ Ben de Hazreti Peygamber'le savaşta bulundum. Ma رَسُولِ sallallahu صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا لَمْ يُقَاتِلْ اَوَّلِ النهاري. Eğer ki günün başında savaşmadıysa, intazara, o zaman beklerdi. Yani ortasında savaşmazdı hatta tahubbal arwahu ve tahduras salawatu ta ki yani esenlik gelsin efendim öğlenin sıcağı geçsin efendim havada biraz esinti oluşsun ve insanlar daha kendilerini hani öğlenin sıcağının bastırdığı takatsiz mayışmış halden çıksınlar biraz kendilerini daha iyi hissetsinler o yüzden ya günün sabahında savaşırsa savaşır savaşmazsa öğleni pas geçer akşamında savaşırdı. Dolayısıyla da öyle anlaşılıyor ki Norman bin Mukarrin savaşı yani etrafındakilerle bu tür bir konuşma ile eee ikindiye doğru ertelemeyi stratejik olarak tercih etmiş ve bunu da Hazreti Peygamber'den bir edinimi olarak tarif ediyor. Peki okuduğumuz babla ilgili bu hadis son hadisti. Yeni baptayız. Buyurun efendim. Kaç tarafa e, İslam'a dediğimde karşı tarafa bekar torunu olarak yani buna bizim iktidarımız son bunu en şey taşıyor. Doğrudan bunu taşıyor zaten. Çünkü yönetim erki kendi yani bütün özellikle geçmişteki yönetimler varlıklarını e, inanç temelli olarak sağlamlaştırıyorlar. Yani başa geçen bir yönetim halkın nezdinde kendisini kutsal yahut kutsala yakın bir ...biçimde bir algıyla sağlamlaştırıyor. Dolayısıyla da siz de oraya girip halkın inancına dair bir tebliğde bulunacağınızı söylüyorsunuz. Ve bu tebliğ Allah'tan gayrı bir ilah tanımayan, kulların hepsini bir tarağın dişlileri gibi eşitleyen, onu her şeyin yaratıcısı, bizleri eşit huzurunda, tek saf düzeni içerisinde, omuz hizasında, omuz omuza... Kullar olarak tarif eden bir inancı anlatmak istiyorsunuz. Daha adama ben senin gelip yönetimini yıkmak istiyorum de daha iyi yani hani onların gözüyle kisra'nın kayserin bakarsak işin doğrusu bu. Dolayısıyla da doğal bir refleks olarak hayır dediler. Böyle gelir anlatırsanız insanları özgürleştirirseniz o zaman biz onları nasıl kula kulla ondan sonra ikna edeceğiz. Peki bu gösterdikleri refleks haklı bir e, tepki mi? Hayır, nahak bir şey. Çünkü zulmen e, yönetilmiş ve yönetilmekte olan toplumların özgürlüğüne kavuşma hakkı var. Biz insanlara sadece kelimeler anlatacağız, şeyler anlatacağız ve insanları baskılamayacağız. Senin halkın bize itibar etmez, iman etmez, yüz vermezse yapacak bir şeyimiz yok. Ama sen senin halkının iman etmesinden endişe ediyor. Onlar iman ettikçe yönetiminin sarsılacağını düşünüyorsan, bunun küçük prototipi hiç Fars'a Roma gitmeden Mekke'de yaşandı biliyorsunuz. Hem de kendi kavminden, kendi halkından. Yani Ebu Cehil'in reaksiyonu neydi? Ya yani bu çelimsiz çaresiz tipler iman ediyor ama bunlar artıyorlar. Artıyorlar. Durmadı. Artıyor. Yanı sıra iyi kimseler de, muktedir kimseler de iman ediyorlar. E biz azalıyoruz. Onlar çoğalıyorlar. E, neticeyi tahmin etmek zor değil. O zaman yarın bir gün yönetim el değiştirecek demektir. Çünkü taban neyse taban ona uyacaktır. Bu Allah'ın sünneti. Taban değişirse Allah tavanı da değiştirir. Taban değişmedikçe Allah tavanı değiştirmez. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا hatta حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ İnsanlar kendilerini değiştirmedikçe Allah onlarla ilgili olanı değiştirmez. O bakımdan ilahi sünnet kırılamayacağına göre ve bunu herkes bildiğine göre Ebu Cehil şöyle demedi. Ya aşağıda insanlar e, iman ediyor. Varsın iman etsinler. Biz yönetimdekiler olarak e, sefamıza bakalım, keyfimize bakalım. Bizimle alakalı bir durum yaşanmıyor demediler. Baktılar ki toplum değişiyor, artıyorlar, çoğalıyorlar. Anladılar ki yönetim el değiştirecek. O zaman gücü, mevcut yönetimin gücünü halkın değişiminin önüne bir set olarak koyalım, engel olarak koyalım. Bu kendi yönetimimizi ve oligarşik yapımızı muhafaza edelim içindir. Yoksa halkımız öyle istiyorsa tabii ki biz de halkımızın emrindeyiz diyen demokratik bir anlayış beklemiyorsunuz herhalde. Küfrün o demokratik söylemi de sadece inne ma nahnu muslihun tarzı yalancı bir söylemdir. Eğer şeytani beklenti ya toplum karşılık vermiyorsa tamamı yüzde doksanı bile oy kullanmış olsa, irade beyanında bulunsa tanımazlar. Gazze'de ne yaptılar? Mısır'da ne yaptılar? Dolayısıyla küfür onu sadece bir söylem olarak ifade ediyor. Eğer tabanda bu yönde bir değişim ki Avrupa mesela şu anda yaşıyor bunu ve belli ki önümüzdeki 20, 30, 40, 50 yılda biz Mekke örneğinin Avrupa'da bir kıtada karşılığını göreceğiz ülke ülke artık iyice dişlerini gösterecekler iyice kendi evlatlarına üstelik çünkü şu anda artıp çoğalan ve Müslümanlaşan kendi kanlarından kendi canlarından kendi evlatları onlara hayatı dar etmeye onları bunaltmaya Müslümanlaştıkları ve İslamlaştıkları takdirde onları işte belli açılardan sıkıntıya uğratacaklar, ötekileştirecekler. Dolayısıyla yaşanan hadise insanın o bireydeki egemenlik hakkına yönelik bir cürümdür. Sen onu zapt etmişsin bir şekilde kıskıvrak toplumu kendi zulmüne boyun eğdirmişsin diye biz civarda özgür Allah'ın kulları olarak bize ne onlardan demeyiz. Geliriz, anlatırız, paylaşırız. İman ederlerse, ne hala etmezlerlerse bizim kimseyi zorla imana zorlayacak bir halimiz yok. Ama buna rağmen bunu göze alamadılar, alamazlar. Çünkü peyderpey iman edip sonra o iman edenlerin çoğalıp ve onların yönetimini e, zora sokacağını en az Ebu Cehil kadar onlar da görürler. Dolayısıyla hiç girmesin, hiç bu fitne içeri düşmesin. Hiç bu tür bir söylem buralarda konuşulmasın, paylaşılmasın diye o gün sınırda önünü kesiyorlardı. Şimdi internetin önünü kesiyor, sitelerini yasaklıyor. Buralarda işte bu türden siteleri artık yayından son verelim. Türünden mesela bugünkü batıda e, yavaş yavaş kendisini gösteren ve İslam'ın anlatılması, paylaşılması ve hatta yaşanmasına yönelik e, önlem alma e, düşüncelerinin artık yüksek sesle söylendiğine ve hatta bunlar üzerinden seçim kazanmaya çalışan liderlere tanık oluyoruz. Dolayısıyla olay böyle bir süreçte yaşanıyor. Tabii camilerin kapatılması da gündemde. Çünkü düne kadar bir renkti, çeşitlilikti, bu kadar batının hakim medeniyeti baskın etkisi altında hiçbir şey yapamazlar. Kendileri bunları yapsınlar çocuklarını bize bırakacaklar diye çocukları nasıl olsa bize kalacak diyorlardı. Oma makaru o Allah. bir plan kurdu. Her şeyi tersine çevirdi. Kendi çocuklarını kaybetmeye başladılar. O zaman şimdi o o zaman şimdi özgürlük yok. Renklilik de mozaik çeşitlilik vesaire. Onlar dünkü fantastik söylemlerdi. Şimdi sayıca yükselen, artık toplumda karşılığını bulan e, bir kitlesel hareketlilik var ve çoğalan işin önemli tarafı artması. O zaman yarın yönetimi onlara bırakacaklarını er ya da geç biliyorlar. O zaman ne yapmalı? Bugünden güç eldeyken önünü kesmeli. Biraz yani kangren olan yer misali kesip atmalıyız. Ufaktan şiddete başvurursak da sorun değil. Bu geleceğimiz bekamız açısından önemlidir diyen, dünkü bu Cehil'in Hazreti Sümeyye'yi şehit ederken düşündüğü de beka sorunu. Yoksa bir kadını katletme meselesi değildi. Ama onun temsil ettiği değer ile ve onun toplumda çoğalması, yüzleşmesi ve toplumun kendi iradesine sahip çıkıp özgürleşmesi buna karşın bir müeyyide olsun diye, caydırıcılık oluştursun diye e, önlem almak istediler. O yüzden şimdi artık Müslüman toplumların, ülkelerin kendi iradelerine kavuşmaları probleminden daha ziyade, kendi ülkelerindeki uyanan ve özgürleşen şeytana kulluktan, kula kulluktan azade bir neslin tehdidi onların uykusunu kaçırıyor. Şu anda işler onlar açısından daha karmaşık bir hale geldi. Dün Müslüman ülkeleri kuklalar üzerinden yönetmeyi başarabilirken, şimdi kendi ülkelerinde kendi yönetimlerinin yönetimlerine ömür biçiliyor. Söz gelimi diyelim A Avrupa ülkesi için deniyor ki 60 sene yahut 70 sene, 100 yıla kalmadan bir İslam ülkesi olacağı belli bu gidişle deniyor. Bu ömür biçilmesi onlar açısından çok uykularını kaçıran bir şey. Bu kez kendi çocuklarıyla, kendi kanlarından, canlarından insanlarla İslam'ın mücadelesini yapmak zorunda kalıyorlar. Efendim devam edelim. Peki, dolayısıyla niçin önlem almak istedikleri, kendi ee, o küfür anlayışlarının geleceği açısından tehdit görüyorlar. Yoksa üstün bir Değere sahip olduklarını, zaten akide olarak, inanç olarak üstün olduklarını, halklarının zaten iradeyle bu e, e, inancı taşıdıklarını, aksi alternatif batıl bir inancın hiç etkisinin olmayacağını düşünseler, o zaman ne yaparlar? Buyurun anlatın derlerdi. Diyeceksiniz bunu hiç diyen var mı öyle? Gelin buyurun anlatın. O zaman size İmam Buhari'nin ve İmam Müslim'in muttefakun aleyh bir hadisini okuyalım buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem Bellihu anni velav ayeten benden bir ayet bile olsa anlatın. Ve haddisu an bani İsrail ve la harac. ehli kitaptan yani anlatın bir sıkıntı yok. Bu la Dolayısıyla onların herhangi bir şey anlatması, paylaşması kendi inançlarını ifade etmesine karşın Hz. Peygamber hiçbir evrede önlem almadı. Yani ne zayıfken zaten önlem alamazdı, ne devlet yönetimine gelmişken böyle bir önleme, aman bu küfrün ideolojisini ister ehli kitaptan Hristiyanlık, Yahudilik temelli inanç anlatımlarını veya Bizantiyi, batılın kendisini, putperestliği falan yani haddithu ve la harac anlatın bir sıkıntı yok. Bu Allah'ın Resulü'nün ifadesidir. Cenab-ı Hak bu karşı inanç, inançların kendilerini bizatihi Allah anlattı. Yani nasıl inanıyorlar, nasıl bunu modelliyorlar. مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلفًا. Biz bu putlara ya taşa tapıyoruz diye bizi yanlış şey yapıyorsunuz. Biz bunlara Allah'a bizi yakınlaştırmaları için içlerindeki melekler üzerinden vesaire Bunların hepsini Kur'an-ı Kerim'de görebilirsiniz. Yani onların anlatmasına gerek yok. Onların dilinden Cenab-ı Hak bizatihi anlattı. O bakımdan eğer teziniz sağlam ise, hak üzereyseniz, karşı tezden endişeniz olmaz. Haddithu ve la Onu seslendirmekten de, konuşmaktan da, onun paylaşılmasından da rahatsız olmazsınız. Çünkü hakkın olduğu yerde batıl. وَقُلْ el الْحَقُّ ve O bakımdan bize gelseler yani biz sizin ülkenizde gelip bir şeyler anlatmak istiyoruz. Buyurun anlatın ya. Ve inna la ala aw fi dalalin mubin. Ya biz ya siz hidayet üzereyiz veya apaçık bir dalalet üzereyiz. Elbette ki siz de bize anlatın biz de size anlatalım. Konuşalım. Hak ortaya çıksın. Ha yani eğer bizimki daha üstün olursa sizden siz elinizdekini bırakıp bize iman eder misiniz diye önden bunu bir yoklasalar biz ne diyeceğiz? Yok öyle bir ihtimal yok. Onu ağzımıza bile alamayız. Hayır. Son derece rahatız, serin kanlıyız. Açıkça ifade ediyorum, elimizdekini reddederiz. Sizin o Allah'tan bize getireceğiniz daha hak olduğunu akledersek, onun doğru olduğunu görürsek elimizdekini bırakırız ve bunu Allah'ın emriyle yaparsın. Fe'tu bi kitabim min indillahi. Siz Allah'tan bir kitap getirin. Bu ve ehda. O daha hidayet dolu olsun. Yeter ki. Bakalım, inceleyelim, okuyalım. Akledelim, görelim. O zaman biz ona tabi oluruz. Ettebi'u. Bu eğer ayet olmasaydı biliyorsunuz perişan ederlerdi bizi. Yani aklederek bizim yolumuzu görmemiz, Rabbimizin kelamını tanımamız, anlamamız böyle şeyler mümkün değil. Böyle bir şeye ihtimal dahi yok. Onu öyle kabul edersin ve o hal üzere kalırsın. Onun hak olduğunu, batıl olduğunu sen anlayamazsın. Nereden anlayacaksın ki kabul edesin yahut reddetmeye ağzını alasın Diyen mahsa mukallit Arabi tipler bunlar. Bunlar ortama teslim olmuş. Konjüktürel Müslümanlar. Arabiler öyleydi. Dediler ki Es kâletil Arabu âmennâ. Biz de iman ettik dediler. Ortamda İslam'ın değer olarak yükselmesi üzerine vaklar avantajlı. Dediler ki biz de iman ettik. Cenab-ı Hak bu modelde imanı reddetti. Kullem tu'minu. Siz iman etmediniz. Siz ancak velakin kulu eslemna. Siz deyin ki biz teslim olduk ortamda bu yükselen değere veya içinde doğduğunuz bu değere teslim oldunuz. Ama ne olduğu hakikati onu akledip reddetme yahut kabul etme noktasında bir kritik bir muhakeme yolculuğu yaşamadınız. Başka yerde doğsaydınız da oranın değerlerini aynen yüceltiyor olacaktınız. Çünkü siz akledip reddetmeyi bir gün bile aklınızdan geçirmediniz. Bu mahsa mukallit anlayış Cenab-ı Hak reddetti. Lem tu'minu. Niye? Ve lemme imanu fi kulubikum. İman henüz kalplerinize girmedi. İman kalbe nasıl girer? Öğrenilerek bilgiyle kalp neyin merkezidir? Akletmenin merkezidir. Fetekûne lahum kulubun. يَعْقِلُونَ <laughs> بِهَا Aklede ede, onun Allah'ın kelamı olduğunu anlaya anlaya içselleştirince işte o zaman amenna kalbe girmiş, iman etme iddiası karşılığını bulmuş olur. Yoksa sözde bir ortama teslimiyetten, ortamda var olan değerlere yürünmekten ibaret bir şey. Arabi Müslümanlığı bundan ibaret. Halbuki sahici, akleden Müslümanlık hazırdır. Getir başka bir kitap. Akledeyim, göreyim ki daha hidayet dolu. Bunu reddederim, ona tabi olurum. Ettebi'ahu. Yeter ki bu dediğinizde sadık olun, içtenlikli olun, samimi olun, biz açığız diyen bir ümmetiz. Dolayısıyla çifte standartlı Başkasına sıra gelince bizim tebliğcilerimiz gelecek, anlatacak. Ama siz hayır derseniz biz sizinle savaşıp ülkenizi istila edeceğiz. Ama siz bize, o zaman biz de size bizimkileri gönderin olmaz. Niye? E biz zaten hak üzereyiz, ee, gelemezsiniz diyeceğiz. Böyle düşünüp İslam ümmetini bizi çifte standartlı sanan genç kardeşim, böyle bir şey yok. Biz zaten açtık. Biz zaten ve inna ev iyyakum la ala huden fi dalalin Ya biz ya siz hak üzere yahut batıl üzereyiz. Bunu baştan varsaydık zaten bu zeminde konuşulur. Bu zeminde buluşulur. İletişim bu zeminde gerçekleşir. Yoksa ben zaten hak üzereyim. Gel sana ben anlatacağım. Sen dinleyeceksin. Sen boş ver. Seninkiler zaten batıl. Bana anlatmayacaksın diye kimseyle iletişim kuramazsınız. Hz. Musa bin Umeyr Resulullah'ın muallimi olarak Medine'de hangi usul, terbiye ve yaklaşım üzere oldu? Biz hak üzere hakkın konuşulmasına, paylaşılmasına, mukabili alternatiflerinden korkusuzca eğer o hak çıkarsa o zaman bunu bırakırım demek ki bu hak değilmiş diyemeyecek, bunu ağzına alamayacak kimse Arabi Müslümanlığını henüz yaşıyor demektir. Peki devam edelim. Namussul ciltu vanava min el cud min el cuu. Buraları okuduk. Ve men bakiya minna melak rekabakum. Buraları da okuduk. Komutan naman bin muqarrinen ifadesini en son okumuştuk. Kana izalem yuqatil fi awwalin nahari eğer günün başında savaşmazsa intazara beklerdi hatta tahubbal arwah ve tahduras salawat dolayısıyla İslam aleyhinde bu yükseltilen işte kılıç Müslümanlığı kılıçla çıktılar etrafa önlerine geleni ya Müslüman olursun ya da seni keseriz misali baskıcı, dikte edici, Efendim, insanların tercih haklarına hiçbir zaman saygı duymayan bir biçimde o ilerlediler, vahşi ordular gibi. Bununla İslam'ın o tertemiz insan iradesine hitap eden kalbine hitap eden, ve keyfet ettiğinde dahi ve antumutulaka serbestsiniz diyen iman edeceklerse irade ile isteyerek iman etmelerini bekleyen bir elçinin. Ve onun ashabının siretini kirletmek, gölgelemek istiyorlar ama bu hak değil, bu batıl. Dolayısıyla biz savaşmak istemeyenle hiçbir zaman savaşı önceleyen ve savaşı arzu eden bir denklem içerisinde olmadık, bir plan içerisinde olmadık. Barış bizim her zaman önceliğimiz oldu çünkü kendi davamıza, onun hak oluşuna önce kendimiz ikna olduğumuz için inandık ve güvendik. Başkasının bize paylaşacağı bir şey varsa buna da hazır olduk. Onlar bizimle konuşsunlar, biz de onlarla konuşalım. Onlar kendi değerlerinin daha üstün olduğunu düşünüyorlarsa buyursunlar, anlatsınlar. Yeter ki bize de aynı fırsatı versinler, biz de anlatalım. İşte az sayıda muhacir Avrupa'nın içerisinde, kimi işçi, kimi gariban, kimi çaresiz, görünümü de 3. Dünya ülkesinin bir muhaciri olmasına rağmen Değerleri üstün olduğu için koca Batı medeniyeti, bilim ve teknolojisine ve hegemonyasına rağmen gençlerini akleden gençlerini bize karşı gün ve gün kaybediyor. Çünkü hak el İslamu yalu, ve la ale. Üstün geliyor. Ve kulcə al ve al Hak gelince aydınlık gibidir. Karanlık kaybolur gider. Dolayısıyla bu anlamda bizim karanlıktan bir korkumuz olmaz. Zaten Hakk'a bu denli açık olmayanlar hidayete de muvaffak olmazlar. Yani Hak görsem bile ben atamdan öğrendiğinden vazgeçmem. Kalsın böylesi cehalet benim için öylesi aydınlıktan, ilimden, irfandan daha iyidir diyen bir kimse adım bile atmış sayılmaz. Ama onlar İslam'ı ve Müslümanları böyle görmediler. Baktılar ki bunlar kendi hak inandıkları, paylaştıkları, aklettikleri ve tatmin oldukları, mutmain oldukları bir dini yaşıyorlar, paylaşıyorlar ve bizden daha üstünü varsa buyur anlat. Nice bugün mühtedi, mesela geçenlerde genç bir kızın hidayetini okudum. Bu e, kilisede yetişmiş, iyi bir eğitim almış, genç bir kız, okulda, normal okulda tanıştığı bir arkadaşı var kankası. Sonra onu Müslüman olduğunu öğreniyor. Aslında Müslüman olduğunu öğreniyor. Ya diyor sen bu kadar iyi birisin nasıl sen Müslüman olabilirsin yani. Ama içinden diyor ki bu kadar iyi biri yani kolayca Hristiyan olabilir. Çünkü onun nazarında Hristiyanlık iyi bir şey. Bunu anlatmaya kalkınca bu demiş yani benim açımdan çok problem değil. Beni ikna edersen ben kolaylıkla Hristiyan olurum. Bunu duyunca tabii daha çok sevmiş, gelip ailesine de anlatıyor böyle. Diyor ki böyle de dedi, yani yakın zamanda bir, e, bir kardeşimiz İslam'ın dalaletinden Hristiyanlığın hidayetine geçecek. Böyle heyecanla da anlatıyor bunu. Tabii İslam'ın batıl olduğunu ona ispat edip Hristiyanlığın hak olduğunu ona gösterebilmek için İslamı okumak zorunda. Zaten kız o zekice planla hareket ediyor. Neden? Çünkü kendi elindekinin hak olduğunu kendisi akledip görmüştü o yüzden. Dolayısıyla böyle bir açılıma kendisini bırakabiliyor. Tam bir özgüvenle. Yeter ki bana batıl olduğunu göster. Akledeyim, bakayım ki batıl reddederim. Bana hakkı göster, diğer taraftan o hakkı adım atarım. Ama yol işin neticesi nasıl sonlandı? İslam'ın hak olduğunu gören o kızcağız, o Hristiyan kilisede yetişmiş, iyi eğitim almış. Ki bunları anlattığında üzerinde güzelim tesettürüyle, İslam'ın nuruyla konuşan o ifadesiyle Cenab-ı Hakk'ın kendilerinde hayır bildiklerine nasıl hakkı ulaştırdığının bir örneği olarak karşımızda duruyor. Ama bu yol oradan da olsa buradan da olsa hep fıtratımızdaki akleden yanımızla oluyor. Öyle körce ön yargılarla efendim dayatmalarla olan bir süreç değil. O batılın argümanları. Batıl korkaktır, ürkektir. O hiçbir şeye varsayımı bile diline alamaz. Efendim onu değerlendiremez. Başkasına dinlemeye de tahammülü yoktur. Batıl duyulursa inançlara şüphe düşer zanneder. Bundan korkar. Halbuki hak varken batılın hükmü karanlığın hükmü gibidir. Etkisizdir. Hiçbir şey yapamaz. O yüzden Resulullah sorduğunuz sorunun cevabı Resulullah bu ümmetin başı olarak haddifu ve la dedi. Anlatın bir sıkıntı yok. Gelip anlatanlar, konuşanlar bunlardan biz hiçbir rahatsız olmadık. Yeter ki onlar da bizi dinlesinler. Hak ortaya çıksın ve hepimiz hakka uyalım. Kimse batıl üzere kendisini zorunlu park halinde bırakmasın. Biz böyle bir özgüven ile dünyayı fethettik ve yine aynı özgüven ile bu iletişim çağında önce kendi gençlerimizi ve yine batının gençlerini Allah azze ve celle'nin izniyle fethedeceğiz. Çünkü bu değer, bu hak ve üstün değerin bir alternatifi yok. Ondan akleden bir kimseyi çeldirecek, çaydırabilecek olan. Peki bir hadis daha okuyalım ve bugünkü dersimizi tamamlayalım. Bâbu izâ vâda'l imâm. Eğer ki imam muvâda'da bulunursa, yani onlara bir eman verirse, bir anlaşmayla, melikel kariyeti, bir yerleşkenin başındaki bir kimseye, eğer yönetici muvâda'da bulunursa imam, o gün için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Hel yekunu zalika Bu o yerleşkenin tabi olduğu kesimi de kapsar mı? 2990 no'lu hadis. Hadde tenâ Sehl ibn bize Sehl bin Bekkar anlattı diyor İmam Buhari. هجرس سهل بن بكار ديور كي حدثنا وهايبون بيزا عن عمر بن يحيى او دا بن عن عباس السعدي او دا عباس عن ابي حميد السعدي او دا ابو حميد السعدي قال تدك غزونا biz gazve yaptık, gazaya çıktık. Ma'an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Tebuk'a, Tebuk gazvesine çıktık. Ve ehda meliku eyleka, eyle meliki nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hediye etti bagleten beyda'a beyaz bir katır hediye etti. Ve kesahu burdan ve ona bir bürt yani bir kaftan e, giydirdi, hediye etti. Bu onlarla olan muvada'a, musaleha bir e, anlaşma. Hazreti Peygamber de ve ketebe lehu bi bahri. Hazreti Peygamber de onlara bir kitap, bir eman yazısı verdi onlara. Yaşam alanları ki denize bakar yüzüyle denizdeki hareketliliklerini de içine alan bir kapsamda bir yazı verdi. İmam Buhari Melik'le olan bu anlaşmanın Melik'e tabi olan süreçteki veya yerleşkedeki veya bölgedeki kesimi de nasıl kapsadığına dair bir başlık atmıştı hatırlarsanız. Bu bap yani iki nolu bap Cizye bölümünde e, tek bir hadis ifade etmiş o da bu hadis.